Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kore sınırında gerçek mermili askeri tatbikat düzenliyor. Gelecek hafta ise iki ülke yıllık olarak düzenledikleri Özgürlük Kalkanı tatbikatına başlayacak. Kuzey Kore gelişmeleri yakından takip ediyor. Helikopterler havalandı, tanklar hedefleri başarıyla vurdu. Adres Güney Kore'nin Pocheon kenti. Burası iki Kore'yi birbirine bağlayan askerden arındırılmış bölgenin 30 kilometre güneyinde yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore gerçek mühimmatla ortak askeri tatbikat yaparak kuzeye bir kez daha gözdağı verdi. Yaklaşık 320 birliğin katıldığı tatbikat kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Apache helikopterleri de eğitim için kullanıldı. İki ülkenin ortak operasyon yürütme becerisini artırmayı hedeflediğine vurgu yapıldı. Washington ve Seul 19-29 Ağustos arasında da Özgürlük Kalkanı olarak bilinen yıllık askeri tatbikatlarını düzenleyecek. Bu kapsamda bilgisayar simülasyonlu egzersizlerle füzeler, GPS sinyallerini engelleme ve siber saldırı gibi tehditlere karşı hazırlık seviyesi artırılacak. Kuzey Kore'den gelebilecek nükleer saldırı senaryosuna dayalı programları da içerecek. Pyongyang yönetimi o tatbikatı yakından takip edecek. Zira Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore'nin ortak faaliyetlerini provokasyon olarak niteliyor. Geçen sene Özgürlük Kalkanı tatbikatı sırasında Kuzey Kore balistik füzeler fırlatmış, bunun tatbikata yanıt olarak yapıldığı duyurulmuştu.